Merhaba sevgili ve değerli kriminale ilgi duyan ailem. Kabus fabrikasına bugün de hoş geldiniz. Bugün de sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Her şeye rağmen iyisinizdir. Sevgili arkadaşlar, bir hafta oldu son videomu yayınlayalı. Ama sorun neden? Şöyle ki hem çok yoğun çalışıyorum biliyorsunuz. Sıkı takipçiler biliyor bunu. Bir de elimde var olan bilgileri şöyle bir özet çıkarayım, bir şey yayınlamak için yayınlayayım, yapmak istemiyorum. Mutlaka sizinle bir video paylaşıyorsam elimdeki tüm bilgileri size aktarmak istiyorum en ufak detayına kadar. O yüzden de tabii ki daha uzun sürüyor. Bir de zamansızlıkla harmanlanınca böyle oluyor ama yine de çok severek anlattığım için size tabii ki keşke olmasa sırf güzel olaylar anlatsak ama... var olan olayları paylaştığımız için, ben de bu paylaşımları sevdiğim için istiyorum ki her paylaştığım videoda da yüzeysel olmasın, hakikaten var olan her bilgiyi size aktarayım. İşte bu yüzden biraz daha az video paylaşabiliyorum. Ama bu yüzden de tabii ki sizlerin desteğini isterken, umarken... Yani ne kadar emek verdiğimi mutlaka görüyorsunuzdur ama bilinmesini de istiyorum açıkçası. Ancak 3. sayfa olaylarında çok az bilgi oluyor ve onu aktarıyorum size. Onun haricinde dediğim gibi var olanı size aktarmaya çalıştığımdan daha az video yayınlayabiliyorum. Ama umarım yine haftada 2 videoyu ulaşabilirim. Onun haricinde bilmiyorum ne kadar arkadaşımız biliyor. Anne Radyo diye bir kanalım da var. O da benim özel oğlum, engelli oğlum Enes'le alakalı. Şimdiye kadar yaşadığımız tecrübeler, böyle çok tıbbi terimlere yer vermeden onları uzmanlarımız yapıyor zaten. Aklımda kalan 26 yaşında çünkü yaşadıklarımızla tüm insanların diyeceğim bu anne olur olmaz, baba olur olmaz, hala, dayı, yeğen, her ne ise insanlık adına yaşadığımız tecrübelerin aktarıldığı, fikir alışverişlerinin yapıldığı, birbirine yardım edildiği bir platform olsun istiyorum orası ya da daha doğrusu bir kanal olsun istiyorum. İşte o da yeni başladı. Orada da hep canlı yayın olacak yalnız. Bunu da bildirmiş olayım size. Onun haricinde Instagram'da da varım. Kabus Fabrikası oradaki sayfamın ismi ve Spotify'da oradaki arkadaşlara da desteklerinden dolayı çok çok teşekkür ederim. Aboneliklerinizin, yorumlarınızın, üyeliklerinizin ve beğenilerinizin devamını dilerim. Bunlar çünkü kanalın sağlam adımlarla büyümesi için çok 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 önemli. Teşekkür ediyorum bunun için şimdiden. Bugünkü olayımız ise sevgili arkadaşlar, sanırım ki canlı yayında Hande Hanım istemişti. Artık özür diliyorum eğer yanlışsa isim, ya Handan ya Hande'ydi çünkü. Bana Instagram'dan yazılmadığı sürece ya da sonrasında yorum kısmına yazılmadığı sürece maalesef ki bunu aklımda tutmam çok zor. O yüzden Hande Hanım diye düşünüyorum. Çok çok korkunç ve çok da gizemli bir olay ayrıca. Ben çözülmemiş olayları baştan söylemiştim biliyorsunuz. Pek anlatmayı sevmiyorum. Çünkü böyle çok kurcalıyor kafamı bu benim. Acaba. Ama bu olay anlatılmalı, bu olay bilinmeli. Duydunuz mu, duyduysanız bu detaylarıyla mı duydunuz diye merak ediyorum. Sonrasında yazarsınız, üzerinde tartışırız. Hemen totemimizi yapıyorum. Diyorum ki lütfen kabus fabrikası sevgi fabrikasına dönüşsün artık. Tüm canlılar için, özellikle hayvanlar ve çocuklar için. Çünkü onlar en savunmasız, en masum, en bizim desteğimize, sevgimize, merhametimize ihtiyacı olanlar. Ve arkadaşlar işte bu kanalda beni sıkı takip eden abonelerimin de öyle olduğunu hissettiğim için çok mutluyum. Ve ben böyle birden büyüyüm istemiyorum. Ha birdenbire çok çok iyi yürekli insanlarla büyüyeceksem amenna, o da güzel tabii ki. Ama ben istiyorum ki hakikaten hala yüreği doğru yerde bulunan, vicdanlı, merhametli, iyi yürekli insanlarla kocaman bir aile olayım. Hissedelim birbirimizi, iyiliğin gücünü. Evet kötülerin de var olduğunu ama biz yine de iyi kalacağımızı, iyi olacağımızı, işte böyle insanlarla ben devam etmek istiyorum. Ve şimdiye kadar da böyle olduğu için de çok mutluyum. Bunun için de sağ olun, var olun. Bunları da belirttikten sonra, evet bir de şunu belirtelim. Bu olaylar ibretlik, örnek alınacak olaylar değil. Hassas arkadaşlar da lütfen ne izleyin ne dinleyin siz. O halde sevgili arkadaşlar, bugünkü çok üzücü olayımıza geçiyorum.
Hinta Kayfek olayı, Hande Hanım'ın isteği. 31 Mart'ı 1 Nisan'a bağlayan gece 6 kişi trajik bir şekilde hayatını kaybedecektir. 100 yıl sonra bile üzerinde tartışılan ve çözülmeye çalışılan bu olay Almanya kriminal tarihinin en gizemli cinayet dosyasıdır. Hinta Kayfek 1863 yılında Bavyera eyaletinde bulunan Schrobenhausen şehrine bağlı Weidhofen kasabasında açık arazi üzerine kurulmuş bir çiftliktir. Gruber ailesi tek katlı bir ev, yanında bir ahır ve hemen onun bitiminde arazi için araç, gereç ve makinelerin bulunduğu bir depodan oluşan L şeklinde kurdukları bir çiftlikte yaşamaktadırlar. Boş arazi üzerine kurulduğu için bu çiftlik hemen direkt çevresinde komşuları olmasa da biraz yüksekte de kaldığı için aslında en yakın komşu 300 metre mesafededir, ileridedir ama oradan görünüyordur. Yani açık arazi üzerinde olduğu için diğer komşular tarafından uzak olsa da görülen bir çiftliktir burası. Aslında masalsı da bir görüntüsü vardır bu çiftliğin. Kurulduktan sonra Hinta Kayfek ismini almıştır bu çiftlik. O dönemler her çiftliğin kendi ismi vardır. Çiftlik sahibi hangi ismi istiyorsa onu veriyordur. Yüksek Bavyera'da bu böyledir ki benim şu an yaşadığım yerde de öyledir. Her birinin önünde tabelası vardır. Her bir çiftlik tek tek isimleri vardır. Hinta Kayfek de böyle bir çiftliktir. Bu küçük çiftliğin envanterinde birkaç tane motorla çalışan tarım makineleri bulunur ama elektrik yoktur çiftlikte. Bu yalnız hiçbir yerde elektrik olmamasından değil, hayır, diğer çiftliklerde elektrik vardır. Andreas Gruber'in çok cimri olmasından kaynaklanıyordur. Sırf cimriliğinden dolayı elektrik bağlatmıyordur çiftliğine. Ayrıca çok akside bir adamdır. Komşuları tarafından pek sevildiği söylenemez Andreas Gruber'in. Çiftliğin sahipleri o bahsettiğim Andreas ve eşi Cecilia'dır. Andreas, Cecilia'nın ikinci eşidir. Çiftlik birinci eşinden kalmıştır Cecilia'ya. Andreas bakmıştır işte güçlü, kuvvetli, çalışkan. Çiftliğinde yürümesi lazım. Mantık evliliği yapmıştır bu iki kişi aslında. Kızları Victoria ve yardımcıları ile birlikte yaşıyorlardır. Aile içe dönük yaşantılarıyla dikkat çekiyordur kasabada. Tuhaf karşılanıyorlardır. Şimdi bu zamanımızda sosyal mesafe daha anlayışla karşılansa da o dönem, savaş dönemi için birbirine bağlı olma, birbirine destek olma, iletişim halinde olma çok önemli olduğu için biraz tuhaf olarak, garip bir aile olarak yaftalanmıştır bu aile. Yalnız Gruber ailesi üzerine çok farklı konuşulan şeyler de vardır ki buna sonradan değineceğim. 1913 yılında 55 yaşındaki Andreas, 61 yaşındaki eşi Cecilia, 26 yaşındaki kızları Victoria'ya çiftliklerini devredeceklerdir. Victoria da yakınlardaki bir çiftliğin oğlu Gabriel, Karl Gabriel ile evlenir. Bu evlilik pek iyi gitmiyordur, pek anlaşamıyordur bu çift. Hatta Karl ara sıra evi terk edip yani o yakınlardaki çiftlikte baba evine gidiyordur. Karl gidiyordur baba evine. Bir süre sonra ise Karl savaşa çağrılır. Yalnız Gruber ailesi pek de üzülmez bu duruma. Hatta Karl 1913 yılında Fransa'da savaşırken ölecektir. Eşinin öldüğü sırada ise Victoria hamiledir. Ama çevrede herkes o bebeğin maalesef ki savaşta ölen Karl'dan değil bir başkasından olduğunu iddia ediyorlardır. Ocak 1915'te kızı doğar Victoria'nın ve ona da annesinin ismi Cecilia'yı verecektir. Ve şöyle bir şey ortaya çıkar arkadaşlar. Victoria ve babası Andreas, Victoria 16 yaşında olduğundan itibaren ensest ilişki yaşıyorlardır. Ve işte bu yüzden acaba çocuk baba Andreas'tan mıdır yoksa savaşta ölen eşi Karl'dan mıdır bilinmiyordur. Evet, çok korkunç bir şekilde ensest ilişki yaşayan bu iki kişi, anne de biliyordur bunu ve sesini çıkarmıyordur, mahkemeye verilirler. Baba bir yıllık hapis cezasına çarptırılacaktır, kızı Victoria ise sadece bir ay. 1918 yılında ise kasabanın önde gelenlerinden bizde muhtar gibi Lorenz Schlittenbauer ile bir ilişki yaşar Victoria. Kısa bir süre önce dul kalmıştır zaten Lorenz Schlittenbauer. İki oğlu vardır bu evliliğinden.
Victoria'ya çok aşık olur yalnız. Evlenme teklif eder kendisine. Ancak baba Andrea, Victoria'nın bir erkeğe ihtiyacı yok, ben varım diyerek bu evliliğe izin vermeyecektir. Evet, baba diyecektir bunu. Yalnız Victoria yine hamiledir. Acaba bu kez bebek kimdendir? Çünkü bu kez de komşuyla Lawrence'le ilişkisi vardır ama aynı zamanda maalesef ki babayla da. Küçük Joseph'in doğumuna kadar bu çekişme, bu iki adam arasında bu şekilde devam eder, düşman olurlar birbirlerine. Mahkemeye verilir yine. Mahkeme de bir şey kanıtlayamaz. Bunun üzerine Lawrence bebeği kabul eder, babalığı kabul eder. Bazı iddialara göre Victoria'ya o kadar aşıktır ki belki kabul edersem, evlilik teklifimi kabul eder ümidiyle kabul etmiştir diye söylenir. Ama tabii ki bu kabulle birlikte nafaka da ödemesi gerekiyordur artık. Ama bunu ödemek istemiyordur. Çünkü aslında onun şüphesi içinden devam ediyordur. Bu onu çok rahatsız ediyordur. Aynı zamanda evlilik tekliflerine de devam ediyordur. Yani bu ilişki bu şekilde devam ediyordur. 1921 yılında bu çiftlik yine bir dedikoduyla anılır. Bu kez yanlarında çalışan yardımcı bugünden yarına çiftliği terk etmiştir. Önce şöyle söylemiştir. Çatı katından sesler duyuyordur. Bir adımlar duyuyordur. Bir keresinde kapısı açıktır, aslında o açmamıştır. Bu tuhaflıklardan dolayı korkup kaçmıştır çiftlikten ama sonrasında şu da ortaya çıkacaktır ki aslında baba kızı samanlıkta bir arada olurken yakalamış bu durumdan, çok çok korkunç bulmuş bu durumu ve kaçmıştır oradan. Yalnız yardımcının gitmesinden bir yıl sonra kadar Victoria da başlar aynı iddialarda bulunmaya. Çatı katından sesler duyuyordur, tıkırtı sesleri geliyordur, sanki izlendiğini hissediyordur. Hatta bir gün karşı ormanda, çünkü açık alanda her yerden görüldüğü için bir adamın çiftliği hintakaytaki izlediğini görmüştür Victoria. Babasına söylemiştir bunu, hemen olay yerine gidip bakmışlardır, daha doğrusu adamın bulunduğu yere. Orada kimse yoktur ama ilginç olan Münih, Hintakaypeki 70 kilometredir. Münih gazetesi vardır orada. İzlendiklerini gördükleri yerde. Önce acaba derler kasabada gazete getiriyordur postacı çünkü. Biri belki de Münih gazetesini de sipariş vermiştir. Postacıya sorarlar, hayır der. Kasabada kimse Münih gazetesini okumuyor. Ama bir süre sonra bu böyle kapanacaktır. 30 Mart 1922'de ise Andreas Gruber çevredeki komşulara evin anahtarını kaybettiğini söyleyecektir. Şöyle bir sistem kurmuştur Andreas Gruber. İçeriden kilitleniyordur evlerinin kapısı. Yani o içeriden açılıp kilitlenen anahtarı kaybetmiştir. Herkes ona polise gitmelerini söyler. O hayır der. Şöyle bir tuhaflık daha vardır der. Yeni yağan kar üzerinde ayak izleri vardır. Takip etmiştir. Kendi tarım makinelerinin bulunduğu depoya kadar devam ediyordur bu ayak izleri. Ama çok tuhaf olan geri dönüş izleri yoktur. Bunun üzerine daha fazla şey yaparlar, ısrar ederler. Polise gitmelisin diye ama o hayır der, şimdiye kadar her sorunumu kendim çözdüm, bunu da kendim çözeceğim. Hatta Lawrence Schlittenbauer bile ona yardım teklif eder ama o bunu kabul etmeyecektir ve 1922-31 Mart günü gelir. Karlı, soğuk ve kapalı bir gökyüzüne sahiptir bugün. O gün yeni yardımcıları Maria Baumgartner, 45 yaşında, biraz gelişim geriliği olan kadın da onların yanına daha yeni gelmiştir o gün. Hatta bu aileyi en son gören kişi ise Maria Baumgartner'i onların yanına getiren ablası olmuştur. Ve daha o eve geldiği ilk gece o korkunç ve bugüne dek gizemi çözülemeyen olay gerçekleşecektir. Maalesef olayın gelişimi hakkında doğru, kesin bilgiler olmadığından cesetlerin bulunma biçimine göre, otopsi raporundan çıkan bilgilere, tespitlere göre tahminde bulunulabiliyordur ancak bu olayla alakalı. 1 Nisan 2022 Cumartesi günü 7 yaşındaki Cecilia okula gitmemiştir. Bu tuhaftır. Çünkü Cecilia
O güne dek hep okula düzenli gitmiş bir kızdır. Bir sonraki gün, pazar günü ise tüm aile kiliseye gitmemiştir. Bu da normal değildir çünkü asla ve asla kilise günlerini kaçırmıyordur bu aile. Bir de Victoria ilahi grubundadır zaten. Kasabanın bülbülü deniyordur kendisine. O kadar severek söylüyordur ilahileri ve zaten koronun da başındadır. Ama tüm bu tuhaflıklara rağmen kimse de gidip Hinta Kayfek'e acaba bu aile nerede diye bakmayacaktır. Bunu da işte Andreas Gruber'in hem kötü kişiliğine hem de bu ensest ilişkiye bağlarlar sonrasında. Bir gün daha geçer. Pazartesi günü Cecilia, küçük Cecilia yine okulda değildir. Yine şüpheli bulunsa da bir şey yapılmayacaktır. Postacı günlük gazeteyi getirmiştir. Kimse yoktur çiftlikte ama herhalde bir yere gittiler demiştir. Belirli aralıklarla gelen kahve satıcıları sipariş alıyorlardır. Onlar da aileyi bulamamıştır. Ama onlar da devam etmiştir. Demek ki bugün evde yoktur demişlerdir. Yalnız aile bir süre önce bir makineleri bozulmuştu. İşte tırın makineleri. Albert Hofner'i çağırmışlardır tamir için. O gün o da gelir çiftliğe. Kimse yoktur, kimse kapıyı açmaz. Ama der ben bu kadar yolu boşuna gelmeyeyim. O makinelerin bulunduğu deponun sadece kilidini kırar, açar. İçeriye girip makineyi 4 saat boyunca tamir eder. Çünkü bir daha gelmek istemez, sonra anlaşırız der. Tamir ederken ama bir hareketler vardır aslında. Evin içinde bir hareket hissediyordur. Sanki ahırda bir hareketler hissediyordur. Ama o tamiratını yapmaya devam ediyordur. Ama nereden bilsindir ki birkaç metre ilerisinde aslında ailenin cesetleri orada yatıyordur. Bitirir tamiratını, yola çıkar. 500 metre sonra Lorenz Schlittenbauer'in iki oğluna rastlayacaktır. Ve onlara Gruber ailesini bulamadığını, buna rağmen makineyi tamir ettiğini, onların lütfen onlara iletmesini rica ederek devam eder. Oğulları Lorenz Schlittenbauer'e bunu anlatırlar. O da tuhaf karşılar, bir şey yapmazlar. Yalnız ancak bir gün sonra, 4 Nisan 1922'de artık Lorenz iki oğluna çiftliğe gidip bakmalarını söyleyecektir. Hinta Kayfek'e gider çocuklar, şöyle bir tur atarlar çiftliğin içinde, kimseyi göremez ve babalarının yanına geri dönerler. Babalarına bunu anlatırlar, o der ki yok artık biz birlikte bakalım yine. Baba yanına iki arkadaşını, iki oğlunu birlikte alarak yine çiftliğe giderler. Gittiklerinde ise tüm çiftliğe giriş kapılarının kilitli olduğunu göreceklerdir ki tamirci sonrasında onun gittiğinde tüm kapıların kilitli olmadığını söyleyecektir. Bu çok tuhaf bir durumdur. Zorla ahıra girerler çünkü her yer tekrar kapanmıştır ve işte 4 cesetle ahırda karşılaşacaklardır. Cesetlerin 3'ü üst üste yatırılmıştır arkadaşlar. Üzerleri bir kapıyla örtülmüştür. O kapının üzerine de samanlık, yani tamamen örtülmüştür. Küçük Cecilia ise hemen ahırın kenarındadır. Onun üzeri de samanla örtülmüştür. Her yer kırmızı sıvıdır. Andreas Gruber karnının üstüne doğru yatıyordur ve uzun bir geceliği vardır üzerinde. Ayağında ise kırmızı sıvılar vardır ama hiçbir şey yoktur. Yani ne terlik, ne çorap, başka hiçbir şey yoktur. En üstte o yatıyordur. Hemen onun altında sırt üstü, yani adam yüzüstü, karısı sırt üstü bu şekilde. O komple giyiniktir. Ayağında çorabı ve terlikleri de vardır. Hemen onun altında en altta kızları Victoria. O da komple giyiniktir. Yalnız çorapları vardır ama ne terliği ne de ayakkabısı vardır. Küçük Cecilia ise geceliği vardır üzerinde. Bu görüntüye göre akşam yemeğinden sonra bir şekilde ahıra gittikleri, çağrıldıkları tahmin edilir. Cesetleri bulan üç adam tabii ki şok içindedirler. Ama Lorenz cesetleri yerinden oynatacaktır arkadaşlar. Her birini ayıracaktır, bakacaktır. Nedendir bu bilinmez. Ancak polisin talebi üzerine sonrasında yine buldukları şekle getireceklerdir cesetleri. Bunun üzerine eve geçerler, oraya bakmak için. Şimdi bazı kaynaklara göre kapı kırılıp girilmiştir. Ama aslında Andreas Gruber içeriden kitlemeli yapmıştır. Bir diğer iddiaya ki bu daha olası bir iddiadır. Lorenz Schlittenbauer arka kapıdan girmiştir. Anahtarla içeriden açmıştır kapıyı.
Açtığında o kişiler ona sende anahtar nerede ve nereden var dediğinde ise anahtar kapının üzerindeydi demiştir. Doğruluk payı bilinmiyordur bunun. Çünkü anahtar da kaybolmuştur aslında birkaç gün evvel. O yüzden işte bu da çok önemli sorulardan biridir. Ve Maria Baumgartner yeni gelen, daha o gün gelen yardımcı odada, ona verilen odada aynı şekilde diğer cesetler gibi yatağın kenarında yatıyordur. Onun üzeri de giyiniktir ve üzeri örtülmüştür. Sonrasında ise Victoria'nın yatak odasına geçerler. Küçük Yosef annesinin yatağının hemen ayak ucunda bebek pusetinde yatıyordur. Maalesef ki o da aynı korkunç derecede katledilmiş ama Victoria'nın kırmızı bir elbisesi üzerine örtülmüştür. Burada dikkat çeken hepsinin üzerinin örtülü oluşudur. Psikologlara göre bu failin kendisini suçlu hissettiğinden üzerlerini örterek vicdanını rahatlatma isteğidir. İlginç olan ise sadece Yosef'in üzerinin kırmızı, Victoria'nın kırmızı elbisesiyle özellikle örtülmüş olmalıdır. Lorenz tabii ki oğullarını hemen kasabaya gönderir. Polisler gelsindir olay yerine. Bisikletle o zamanlar gelirler. Bakarlar ki bu olay çok büyük bir olay ve hemen Münih'teki polis departmanına haber verir. Oranın polisi. Ama savaş sonrası onların da imkanları kısıtlıdır. Bir gün sonra müfettiş Georg Reingruber ve 5 meslektaşı Hinterkaifeck'e gelirler. Bir adli tıp uzmanı da gelir olay yerine çünkü bu olayda otopsiler olay yerinde gerçekleştirilmek zorundadır. İmkanlar kısıtlı olduğundan çiftliğin bahçesinde masa gibi kapılardan elde edilmiş masalar kurulur ve otopsiler onun üzerinde bahçede herkesin gözü önünde gerçekleştirilir arkadaşlar. Otopsi sonucu ise şöyledir. Tüm cesetler kafaya kazma gibi bir aletle darbe alınarak darbe sonucunda ölmüşlerdir. Babanın başına aldığı darbe sayısı bilinmez ama anne tetiyle 7 kez darbe almıştır ve boğulmuştur. Kızı Victoria da annesi gibi 7-8 kez ve o da boğulmuştur. Ve ayrıca Victoria, Yosef ve küçük Cecilia'nın hepsi aynı şekilde öldürülmüştür. Ama onlarda hem boğma izi hem de yüzlerinin sağ tarafı parçalanmıştır. Yani bu Victoria ve çocuklarına karşı duyulan bir öfke cinayetidir diye tahmin eder olay yeri ekipleri. Bir diğer korkunç detayı ise küçük Cecilia'nın elinde bir tutam saç bulunmasıdır. Çünkü o diğerlerinden 2 saat sonra ölmüştür ama can çekişerek, acı içinde. Evet, o yüzden de o acıdan saçlarını yolmuştur küçük kızcağız. Çok korkunç. Yalnız bu olay yerinde parmak izi alınmaz arkadaşlar. Halbuki 1860 yılından itibaren parmak izi tespit tekniği kullanılabiliyordur. Mesela 1892 yılında Arjantin'de 2 katil bu teknikle yakalanabilmiştir. Ama maalesef ki Hinterkaifeck'te parmak izi de alınmamıştır. Olay yeri ekibinin tahminine göre ahırda tuzak kurulmuştur. Aileye bir şekilde oraya getirilmişlerdir. Çatı katındaki samanların üzerinde bulunan insan izleri katillerin orada yatarak aileyi günlerce izlediğini düşündürüyordur. Andreas Gruber'in o yeni yağan karın üzerinde söylediği izin gittiği yerde de hakikaten oranın çatı katında da kırık kiremitler bulunmuştur. Yani o aile çatı katından izlenmiştir gerçekten. Ama katiller sanki hemen bu olaydan sonra çıkıp gitmemiştir de birkaç gün onlar bulunana kadar kalmışlardır evde. Çünkü inekler sağılmıştır. Yemekleri verilmiştir. Kendileri de mutfakta yemek yemiştir. Mutfakta ailenin kışlık yiyeceklerinden bazıları alınıp yenmiştir, kesilmiştir. Maalesef ki olay yeri müfettişi bu olayı yanlış yere yönlendirecektir yalnız. Şöyle ki hırsızlığa, Victoria'nın yatak odası dağınık olduğundan dolayı bunun soygun olduğunu belirtecektir. Herkese söyleyecektir ama neden o zaman 140 bin mark değerindeki mücevherler, altınlar, gümüşler ve para ayrıyetten orada duruyordur?
Yani buna rağmen, onun bulunmasına rağmen bunun soygun olduğunu iddia edecek ve çok daha fazla inceleme yapılmayacaktır maalesef. Çiftliğin köpeğinin davranışları da yaşadığı dehşeti gösteriyordur polislere. Onun da kafasında yaralar vardır, kuyruğunda yaralar vardır ve tir tir titriyordur. 9 saat sonra ise olay yerini terk edecektir polisler. Protokol için çok önemli olan daktiloyu bile yanında getirmemişlerdir. Yani orada gördüklerini, tespit ettiklerini Münih'e döndükten sonra akıllarında kaldığı kadarıyla protokole dökeceklerdir. Evet, yani bu olayda da polis görevini layıkıyla yapmamıştır arkadaşlar. Ve ayrıca tabii ki bir de şu vardır, olay yerine ilk girenler olay yerini bozmuşlardır, çevre sakinleri gelip olay yerini bozmuştur, tüm delilleri bir şekilde değiştirmişlerdir. Evet, yani çok 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 tuhaflıklar vardır bu olayda. Birçok gazete Hinta Kayfek cinayetlerini tabii ki haber yapar ama her biri de ayrı bir haber yapar. Bu da ayrı bir tuhaflıktır. Sanki turistik bir olaymış gibi o zamanlara rağmen, savaş zamanı olmasına rağmen insanlar gelir Hinta Kayfek'i gezmek isterler, akın ederler. Bugünümüzde de bu böyledir ama en azından savaş döneminde değilsiniz, daha rahat ulaşıyorsunuz. Polis de olay yerini kapatmadığı için istedikleri gibi gidilip gezilebiliyordur. Birçok kişi sorgulanır, hatta 100 bin mark ödül konur ki o zamanlar çok büyük paradır bu. Bu yüzden de çok fazla yalan ihbar gelecektir polise, iftiralar atılacaktır. Polisin üzerinde durduğu kişiler ise bir tamircidir ama tamircinin bu olayla ilgisi olmadığı delilleriyle ortaya çıkacaktır. Ayrıca kahve satıcılarıdır. Sonrasında birkaç satıcı daha geçmiştir. Ama asıl önemli şüpheli ki bugünümüze kadar da şüphelidir, Lorenz Schlittenbauer'dir. Yani Joseph'in babalığını kabul etmiş olan, Victoria'ya bir çok kez evlenme teklif eden kişidir. Evet, yani bu hem nafaka ödeyeceğim hem evliliğimi teklif etmiyor, hem babası böyle yapıyor gibi bunun nefretinden dolayı mı yapılmıştır? O günümüze kadar da bu iddia devam ediyordur. Hatta bundan birkaç yıl evvel Lorenz Schlittenbauer'in oğluyla bir gazeteci röportaj yapmıştır. Onu dinledim. O da babası hakkında çok iyi şeyler söylemiyor aslında ve şunu söylemişti. Her yıl polis geliyordu evimize. Her yıl. Saatlerce sorgulanıyordu babam. Pek de işe yarar bir adam değildi zaten benim babam ama katil midir onu bilemiyorum. Bir başka iddia ise Victoria'nın savaşa alınan kocası Karl'ın savaşta ölmediği, günlerce onun aileyi o samanlıktan izlediği, çünkü evi de çok iyi bildiği ve Victoria ile babasının durumundan dolayı onları katlettiği. Ama yine bir hobi dedektifi bundan birkaç yıl evvel şunu ortaya çıkardı ki o savaşta hayatını kaybedenlerin isminin yazdığı o anıtlarda onun da ismi vardır. Karl Gabriel'in de. O yüzden bu iddia da aslında iddia olarak kalır. Ve bu olaydan çok kısa bir süre sonra ise miras kavgaları başlayacaktır arkadaşlar. Gruber ve Gabriel'in akrabaları adeta soğuk savaşa gireceklerdir. Cecilia Gabriel'in akrabaları inanılmaz bir savunma yaparlar miras için. Aklınıza, hayalinize gelmeyecek bir şey söyleyeceğim size arkadaşlar. Kendi haklarıdır miras. Neden? Çünkü küçük Cecilia Gruber 2 saatin üzerinde can vermeye çalışmıştır ya. Yani daha fazla yaşamıştır 2 saat hepsinden. İşte o yüzden miras onların hakkıdır. Evet, yani inanılmaz. Evet, akıl ve vicdan almaz bir şeydir bu. Ama işte insanın parayla imtihanı bu olsa gerek. Netice itibariyle Cecilia Gabriel'in ailesine kalır miras hakikaten. Bir yıl sonra 1923 yılında kimse çiftlikte oturmak istemeyince komple yıkacaklardır Hinta Kayfek çiftliğini. Yalnız çiftlik yıkılırken çok farklı bir delil bulunacaktır arkadaşlar. Şöyle ki ahırın çatısının altında tahtaların altına gizlenmiş olayın gerçekleştirildiği işte o kazmayı, o aleti üzerinde kırmızı sıvılarla birlikte bulacaklardır.
Bu ilginç bir şekilde de Andreas Gruber'e aittir. Çünkü o kendisi yaptığı için onu özel bir şeyi vardır onun. Yani ona ait olduğu biliniyordur. Yani onun kazmasıyla birlikte yapılmıştır. O da bulunmuştur. Yalnız bu bulunmuştur ama bununla alakalı başka bir şey yapılmayacaktır. Yani insanlar her yıl sorgulanacaktır ama gelişme de olmayacaktır bu olayla alakalı. Ama tabii ki çiftliğin komple yıkılmasıyla birlikte bu olay da bu şekilde kapanacaktır. Yalnız işte günümüzde turistik bir bölge olmuştur Hinterkaifeck. Hatta hobi dedektifleri sık sık oraya gidiyorlardır. Onun haricinde bu olayla ilgili maalesef ki hiçbir şey bulunamamıştır arkadaşlar. İddialar, iftiralar, tahminler ama bu 6 kişi korkunç bir şekilde neden ve kim tarafından öldürülmüştür? Tabii ki hemen müfettişin olayı soygun diye kapatması, işte bu çok ilginçtir, çok üzücüdür. Bir şeyi unuttum arkadaşlar, şöyle ki bu 100 bin marklık ödül konulduğunda bir medyum aramıştır polisi. Demiştir ki siz bana başlarını getirirseniz cesetlerin size katilin kim olduğunu söyleyebilirim. Nürnberg'e götürmüşlerdir hakikaten de o 6 cesedin başını. Maalesef ki oradan hiçbir şey çıkmamıştır. Bir de dönüşte başların 3'ü kaybolmuştur. Neden kaybolmuştur, neye bağlıdır bu o da bilinmez. Yani cesetler başları olmadan gömülmüştür arkadaşlar bir de. Evet çok çok tuhaf, çok çok korkunç ve üzücü bir olay. Ne kadar kötü olursa olsun aile... Evet o boyutları da var ama kimse böyle ölümü hak etmiyor. Hele ki o masum çocuklar, oraya gelmiş o masum kadın hiç. Evet bugünkü bu korkunç olayımız da buydu arkadaşlar. Siz biliyor muydunuz, duymuş muydunuz, ne düşünüyorsunuz, kim olabilir diye düşünüyorsunuz? Bana soracak olursanız benim tahminim Lawrence'den yana. Ama çünkü... Nefret cinayeti bu diye düşünüyorum ben de. Siz ne diyorsunuz? Katılıyor musunuz bakalım? Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Çevrenize iyi bakın. Görün antenleri hep açık tutalım. Hoşça kalın.